hem içeriden mismatchleri cezalandırmak adına post-up yaparak post-up hareketleriyle önemli bir silah olarak 3 numarada uzun boy ve saiz çok tercihli ve bunlar çok önemli. Halo. Bir de Türk Beko Basketbol Ligi'nde Türk oyuncular ne kadar çok süre alırsa o takım o kadar daha başarılı olma şeyi var yani imkanı var. Sonuçta yani. Türk oyuncuları takıma her zaman daha fazla sahip çıkıyorlar. Yani Amerikalı oyuncular bir yerde kendi oyunlarına bakıyorlar. Bir dahaki sene burada olup olmayacakları belli değil. Hayır, bir de 3 artı 2 kuralı var biliyorsun. Evet. Mecburen Türk oyuncuları daha fazla olan takımlar daha şanslı. Evet. Yani değiştikleri bu, için takım değiştikleri adapte için adapte olma açısından. Yani şimdi Telekom'da Tutku var 1 numarada. 2 numarada Barış var. Barış'ı biliyorsun yani Özcan. Ben 2 numaranın en çok sevdiğim oyuncularından bir tanesi. Şutör atar, 2 oynar, 1 oynar, 3 oynar. Muratcan var. Yine Telekom'un 2 numarada çok önemli silahlarından bir tanesi. Elamin'in yani 1 numarada Amerika Elamin yanında Tutku. 2 numarada Muratcan ve Barış Türk oyunculardan bahsediyorum. 3 numara biraz önce saydıklarım var. 4 numara ve 5 numarada bir Türk oyuncu sıkıntısı var yani. Bunu söyledikten sonra bir hemen mesaja bakalım. Merhaba, ben Forum NBA'den playoff'ta Fenerbahçe'nin Euroleague'de tam tamamlayamamış heyecandan herhalde. Fenerbahçe'nin Euroleague'deki efendim sonuç alma durumunu nasıl yorumlarsın? Playoff'tan da yazmış filan, karışık bir şey yazmış. Biz herhalde anladığım kadarıyla Euroleague'de Fenerbahçe ne yapar? Şu anda top 16'ya kaldı gibi. Evet, kaldı. Partizan'ı yenerse önümüzdeki hafta top 16 ya ilk 4 yani 4. takım olarak katılacak ki 3. torbadan katılacak. Evet. Çok önemli. Ha yenemezse ki istemiyoruz yani hiç ummuyoruz ve beklemiyoruz. Aklımıza bile getirmeyelim. Aklımızdan bile geçirmemeye çalışıyoruz. Yenemezse de en azından bir 5.lik veya 6. olarak yine de top 16'ya kalacak yani. Kalacak tabii. İnşallah yani kalır Türk basketbolunu adını daha uzun süreler bu senelikte sürdürür ve Avrupa'da Türk basketbolunun adını daha fazla geçirirler. Yani bu Efes Pilsen için de geçerli. Efes Pilsen'in bu haftaki maçı çok önemli. Bu maçı kazandığı takdirde birinci olma ihtimali var. Şimdi Efes'in bu haftaki maçı Malaga'yla. Evet. Ve İspanya'da. Evet. Burada yani birinci olma ihtimali kalmadı gibi geliyor. Ritas şu anda birinci. Efes ikinci. Belli olmaz. Oradaki ikili averajlara bakarak birinci olma şansı var. Averajı da biraz Ritas'ı gerçi iki maçta yendi. Yani bir de olma şansı var. Dört de olma şansı var. Mı bir olma şansı? Ben hala var diye geçen gün bir hesapladık öyle. Var gibi gözüküyor ama tabii dördüncü olma şansı da var, birinci olma şansı da var. Dördüncü kesin var bir defa. Evet, dördüncü ben aşağısı kurtarmaz yani. Aklımıza bile getirmiyoruz. Evet. Dördüncü kesin. Birinci veya üçüncü olabilir, ikinci olabilir. Malaga'yı İspanya'da yenerse, yenerse birinci de olabilir diyelim. Birinci de olma ihtimali var çünkü dediğim gibi ikili averajlara bakıyor. Ve Efes'in yani durumunu bir yorumla. Tamercim, sen çıplak gözle orada idmanları seyrediyorsun, David Blatt'ı seyrediyorsun. Yani Efes'ten madem bahsettik bu kadar, bir de yani Efes'ten gelen bir antrenörle senle bu konuyu yorumlayalım. Şimdi Efes Pilsen olarak yıllardır belirli bir sistemde oynuyordu Efes Pilsen. Değişti birden yani, sistem. Bir anda tam tersi. Farklı bir sisteme dönüştü. Şimdi David Blatt'ı yani antrenörlüğünü yargılamak veya hiçbir zaman bana düşmez yani çünkü Avrupa'da da kendini kanıtlamış, bütün dünyada kendini kanıtlamış. Avrupa şampiyonu, son Avrupa mini takımlar düzeyinde, Rus mini takımın başında Avrupa şampiyonu. Çok çok iyi bir antrenör, hakikaten çok iyi bir antrenör ve çok çok da iyi bir insan. Yani oyuncuların ilişkilerini gözlemliyoruz. En tepedeki çok insandan yakın. En son adama kadar herkesle muhabbet eden, halini hatırını soran, görmeden geçip de tekrar dönüp nasılsın görmedim pardon diyen bir adam. Yani çok da mütevazi bir insan. Hakikaten. Sen de diyalogların iyi yani. Tabii çok son derece mütevazi düzgün bir insan. Ama şimdi bizim yani Efes Pilsen'in tabii biraz da süre vermek lazım. Yani baştan hani Nasrettin Hoca gibi testiyi kırmadan dövmemek lazım yani adamı. Hani yakılarsan diye su yolunda dövüyormuş ya Nasrettin Hoca. Şimdi biraz beklemek gerekiyor. Biraz sabretmek gerekiyor. Yani yepyeni bir sistem. Yani gerçi ligin ikinci yarısı da geldi ama bence playofflara doğru yani hem Avrupa'da hem Türkiye'de playofflara doğru bu takım biraz daha oturacak inancındayım ben. Yani daha iyi. Tabii ki zaman zaman çok iyi basketbol oynuyoruz. Zaman zaman kötü basketbol oynuyoruz. Yani bunlar skorlara da yansıyor, maçlara da yansıyor ama sonuçta
iyi bir sistemi var adamın. Çok kuvvetli yani, kendini Avrupa'da da dünyada da ispatlamış bir insan. Taverciğim, orası kesin. Yani bu arada neden gülüyoruz Taver? Biraz önce sen çok tatlısın. Yani bilmiyor sevgili basketbol severler. Yani espri doldur Taver Oyguç. Biraz önce güzel bir espri daha yaptı reklam arasında sevgili seyirciler. Yani kameraman arkadaşımıza buradan söyledi. İçeriden hatta Haydar'a da, yönetmen Haydar'a da tatlı bir espri yaptı. Ya dedi, iki karede de bizi kullanıyorsunuz, kaytaramıyoruz dedi. Kaytaramıyoruz dedi. Yani şöyle dedi, başımı kaşıyamıyorum dedi, burnumu kaşıyamıyorum. O kadar güzel bakıyorum bir arası dedi. Ekrana ikimizi de gösteriyorsunuz aynı anda. İki karede de bizi gösteriyorsunuz. Hiç kaytarmaya fırsat bulamıyorum gibilerden. Tatlı. Bu da tatlı. İşte herkesi, bütün konukları bir anda sunmak. Bu da Meltem TV'nin ayrıcalığı olsun. Ayrıcalığı. Terimizi bile silemez hale geldik. Yani bunu şu açıdan da söylüyorum tabii Ertem. Ben de kaytaramıyorum. Arasını göz atıyorum. Yani ben de kaytaramadım. Şimdi kaşınma olayı oldu. Kaytaramadım. Buradan geliyor mesajlar da bu arada. Neticede biz bağlayalım Sadil'e gelelim. Ve programı yavaş yavaş. Efes, bir seni bir bağlayayım çünkü çok Efes, havada kaldı. Efes, sen bir bağla. Daha yani dereyi görmeden paçaları sınamamak lazım. Bence biraz daha yani David Blatt'a şans vermek gerekiyor. Yani daha hemen adamı infaz etmeyelim bence. Evet. Dediğim gibi, yani daha önce de belirttiğim gibi, çok iyi bir antrenör, çok kariyerli bir antrenör. O yüzden de onun sistemine, şu anda başımızda olduğu için onun sistemine inanmak ve güvenmek durumundayız. Ya da her şey için bence çok erken. Yani önümüzde bir Türkiye Kupası var, oynanacak. Onun arkasından Avrupa Ligi var. Avrupa Ligi var. Arkasından da Türkiye finalleri var. Yani bunların neticesinde artık karar verecektir. Ama ben dediğim gibi hakikaten çok iyi bir antrenör. Çok mütevazi bir insan. Ama çok dost bir insan. Yani gelip takımla ilgili sorular soruyor. Bizim küçüklerin bile antrenmanını seyrediyor. Çok güzel. Evet, yani o konuda çok ilgili bir insan. Hatta mesela geçen gün çok hoşuma giden bir olay oldu. Ben A takım antrenmanından sonra, yani bunu anlatıyorum ama vaktimiz var mı? Bitmek üzere. Tamam, bizim antrenmandan, yani onların antrenmandan sonra benim küçüklerin antrenmanı vardı. Geldi, dedi ki, ya Tamer dedi, işte ben dedi diğer takımlarda dedi bu zon müdafaayı çalıştırırken dedi. Ondan sonra hep dedi insanlara anlatıyorum, Tamer gibi duracaksın diye dedi. Ve dedi o müdafaanın adı Tamer olarak kalmıştı dedi. Yani bunu bile söyleyebilmesi onun ne kadar mütevazi olduğunu gösteriyor. Çok dediğim gibi şeker. Şu anda Tamer gibi duran bir zon müdafaa orta oyuncusu Efes'te. Biraz Ermal ama Woods ve Hudson galiba Tamer gibi daha duramıyorlar henüz. Onun gösterdiği örneğe inşallah bir gün yaklaşırlar diyelim. İnşallah. Ve teşekkür ederim Tamer'cim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir spor programı oldu. Hakikaten yani son derece rahat ettiğim bir program oldu. Muhabbet esnasında çay bile içmek bana çok iyi geldi. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sevgili Tamer Oyguç. Evet sevgili basketbol severler, göz açıp kapayıncaya kadar bir Rebound programında sonuna geldik. Yine her zaman olduğu gibi. Rebound programını mesaj verici, basketbol uyarladığımız kısa bir öyküyle bitirelim. Bir sevgili bir dostumdan, değerli bir arkadaşından bir mail almıştım. O maile şöyle yazıyordu sevgili seyirciler. Ne zaman çaresizliğe düşsem bir taş ustasının yanına giderim ve onu seyrederim. Taş ustası belki 100 defa vurur taşa. Ama değil kırmak en ufak bir çatlak bile oluşturamaz. Ta ki 101. vuruşta taş ortadan ikiye ayrılır. İşte o zaman anlarım ki taşı ortadan ikiye ayıran o 101. vuruş değil, ondan öncekilerdir. Hiçbir emek zayi olmaz sevgili basketbol severler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Teşekkür ederim Tamer'cim.